Rektörüm, Sayın Kaymakamım, Sayın Osmancık Belediye Başkanımız, çok kıymetli öğretim elemanları, sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli yöneticileri ve üyeleri, değerli öğrencilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli mensupları. Üniversitemizin 10. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen Uluslararası Nehrin Piri Koyun Babak Sempozyumumuza hoş geldiniz diyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Misafirlerimiz, sempozyumumuzun açılış konuşmalarını yapmak üzere Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı, Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Yardımcı Doçent Doktor Zekeriya Işık'ı davet ediyorum. Sayın Vekilim, Sayın Rektörüm, Sayın Kaymakamım, Osmancık Belediyesi Başkanım, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, değerli hocalarım, kıymetli öğrenciler ve misafirler, basınımızın değerli mensupları. Uluslararası Nehrin Piri Koyun Baba Sempozyumunun açılış programına hoş geldiniz diyor. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Değerli misafirler, bu kadim coğrafyanın medeniyet kodlarında önemli bir yere sahip olan Türkistan ve Horasan'dan Anadolu'ya, Balkanlara, Orta Doğu'ya ve dahi Afrika'ya kadar yayılan köklü bir irfan geleneğine sahip olduğumuz görülmektedir. Ancak bugün bu irfan pınarları kurmaya yüz tutmuş, örselenmiş, ötelenmiş, eylem ve söylem kabiliyetini kaybetmiş görülmektedir. Değerli misafirler, 12. ve 13. yüzyıllarda Horasan erenleri, Abdalan-ı Rum, baba, dede, şeyh, derviş diye tabir edilen irfan ve marifet ehli bu insanlar Türkmen aşiretleri içerisinde Anadolu'ya akmış, her biri içinde bulunduğu topluluğa istikamet veren kanaat önderi, dini, kültürel, toplumsal, hatta bazen de siyasi lider olma hüviyetine sahip olmuşlardır. Çoğu okuma yazma dahi bilmeyen, ancak tevhidi anlama ve anlamlandırma, hatta bir yaşam felsefesi haline getirmedeki muazzam başarıları ile toplulukların harcını ilahi ve rahmani bir mayayla karan bu irfan pirlerinin hem tarihi hem de aktüel olarak kıymeti harbiyesi bugün gerektiği gibi anlaşılmış değildir. Zaten maddeci, suni bir ontoloji ve onun üzerine inşa edilerek dallandırılıp budaklandırılan cüz'i aklın ve zahirin esareti altındaki epistemin işgal ettiği insan zihni ve vicdanıyla söz konusu irfan geleneğini doğru okuyabilmek imkanı da kalmamıştır. Zahire kutsanarak iman edildiği batının bütünüyle inanç ve zihin dünyamızdan, sosyal ve içtimai hayatımızdan tasfiye edildiği uzun tarihsel düzlemde büyük bir eksen kayması yaşanmıştır. Bu kayma ve sapmalar sonucu bugün kadim medeniyetimizin her biri büyük bir çınarın dallarını andıran inanç ve kültür kodlarının deruni manasını anlama ve yaşama mecalimiz de kalmamıştır. Son tahlilde modernite ile birlikte insan doğumundan itibaren kendisini içinde bulduğu ruhu ile bedeni, nefsi ile kalbi ve aklı arasındaki ilahi denge ayarlarını kaybederek adeta bir türbülansa girmiş, yenilgiyi peşinen kabul ederek
kendisini nefsani duygularına teslim etmiştir. İşte gelinen bu noktadan geriye dönerek söz konusu gönül, irfan, marifet ve hakikat insanlarının söylemlerini, bıraktıkları metinleri, topluma ve derviş topluluklarına hakikate dair dersler veren hikayelerini inanç ve zihin dünyalarını anlamak ve yaşamak imkansızlaşmış, hatta bu çaresizlik nedeniyle başka yanlış yollara sapılmıştır. Mesela uzunca bir dönem bu insanların varlığı, hatıraları, tekkeleri, türbeleri, seyitlikleri ve dedeleklerini yok saymanın basitliğine kaçırmıştır. Velayetnamelerin, menkıbelerin, keramet öykülerine bakıp hadi canım sen de diyeceğinize dört kapı, 40 makam diyen Hacı Bektaş-ı Veli'nin söz konusu bu formülasyon ile insanın özüne bir olan varlığın kudret, rahmet ve marifetinin bir cüzü olduğu gerçeğine, yani tevhide vardıran manası yakalanamamıştır. Bütün insanlığa topraktan geldiğini hatırlatan basitlik altında toprak üzerinden egosu ve kibri arşa değen insanı deniz seviyesine indirerek toprakta eşitleyen güçlü ve vahdet vurgusu algılanamamıştır. 72 millete bir göz ile bakamayan şerrin evliyası ve hakikata asidir diyen Yunus için ne de güzel demekle kalınmış ırkları, dilleri, renkleri, dinleri, mezhepleri, neşveleri farklı onca insanın tek olan Allah'ın kudret ve merhametinin bir cüz'i olduğunu haykırışı vicdanlara duyurulamamıştır. Bu irfan geleneğinin ilahi ve Muhammedi bir kaynaktan beslendiğini unutup farklı mahallelerde aynı isimleri taşıyan Hasanların, Hüseyinlerin, Alilerin kavgası önlenememiş, atalarının kemiklerini sızlatan hallerine bir hal çare olunamamıştır. Oysa ki varlık bir, yol bir, hakikat bir diyen Mevlana'da, Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş'ta Koyun Baba, biz dahi birbirimizde diriliriz de bunlar bilinememiş, görülememiştir. Hatta Yunus'u, Hacı Bektaş'ı, Mevlana, Şems, İbni Arabi, Sadraddin Konevi, Somuncu Babaları, Abdal Musa'ları gören, duyan yabancıların onlara mühip olduğu bir dünyada biz, onlara mekan olarak en yakın, ancak zihnen ve vicdanen en uzak olmayı başarmışızdır. Yunus'un hakkı gerçek sevenlere cümle alem kardeş gelir derken sadece bir söz değil, kökü aslı sadete dayanan yeni bir medeniyeti nasıl inşa ettiklerini anlatışı, kadim Helen, Roma, Bizans medeniyetini nasıl sarsıp silip atışının sırrını ifade edişi idrak edilememiştir. İnsandı Mevlana ve insanları severdi diyen Evraki, bütün farklılıkları öteleyen ve insanda eşitleyen Mevlana'nın ulvi varlık perspektifini aktarırken bu tarihi anekdot doğru okunamamıştır. Tekke ve zaviyelerde dağıtılan bedava çorbaya ve konaklamaya kafayı takıp bedava dağıtılan irfan ve marifete ve dahi hakikate kafa yorulmamıştır. Özünde keçi çobanı, büyük çoğunluğu ümmi olan ve etrakı bir itrak denilen, her türlü hakarete muhatap edilen Türkmen yığınlarının zihninde, yüreğinde yer alan bu mübarek adamlar, bugün Batı'nın bilim felsefesi safsatasıyla insanlığın merkezine koymaya çalıştığı güya yüksek Helen, Roma, Bizans medeniyetlerini hem de kendi kadim coğrafyalarında alaşağı ederek bu beldeleri ve memleketleri nasıl İslam beldelerine dönüştürebildiği gerçeği düşünülmemiş, zaten düşünebilme imkanı da ortadan kaldırılmıştır. Mevlana ile dalga geçerken Mevlana'ya mürit olan Bizanslı Hristiyan onda farklı olarak neyi, neleri bulduğu, Osmanlı fütuhatına karşı çıkarken iki göbek sonra koyu bektaş olan Makedonyalı Yunan'ı cezbeden hal ve ahvalin neler olduğu analitik olarak tahlil edilememiştir. Değerli misafirler, yeryüzünde gönülden şiirleri ve hikayeleriyle zamana ve mekana hükmeden bu gönül sultanlarının türbelerinin ziyareti dahi modernliğe ve çağdaşlığa yakıştırılamamıştır. Balkanlardan tersine göç ve toprak kayıpları başladığında düşmanın ilk ortadan kaldırdığı, yakıp yıktığı yerlerin neden özellikle türbeler, tekke ve zaviyeler,
camiler, mescitler olduğu doğru analiz edilememiştir. Psikoloji, sosyoloji okunmuş ancak batı kavram ve kuramlarıyla medeniyetimizi anlamaya çalışınca görünen elmaya armut deyip çıkılmıştır. Yer altında yatan bu mübarek insanların toprağa kök salmış birer tapu, yer üstündekileri oraya bağlayan bir inanç ve motivasyon kaynağı olduğu görülememiş, anlaşılamamıştır. Değerli misafirler, zahire iman edilmiş, batıl olan her şey reddedilmiştir. Sapılan yanlış yolda ısrar edilmiş, görmediğimiz Allah'a, meleklerine ve dahi 124 bin peygambere iman ederken onların yolundan yürüyen hak ve hakikat yolcuları büyük bir paradoksla ya inkar edilmiş veya modernitenin çapları arasında öğütülüp zayi edilmiştir. Denilir ki, efendim biz Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus'u bari biliriz. İşin gerçeği biz en çok da bu mübarekleri bilmeyiz. Ahmet Yaşar Ocak Üstad'ın tabiriyle 1980'lerin zorlama modası ile bu büyük aşıkları gündemimize aldığımızda bizim dağarcığımızda onları anlayacak ne dil, ne söylem, ne de zihinsel altyapı zaten kalmamıştı. Hey gidi Mevlana deyip birkaç bize şiir okumakla bu güçlü irfan geleneğini idrak etmek mümkün olsaydı Mevlana'ya çok affedersiniz bir eşek yükü kitap okudum diyen Ahi Ahmet de hakikati görebilirdi. Kaldı ki İrfan geleneğinin ilahi aşk, meşk ve sır dolu zikirlerini, virtlerini, törenlerin, düğünlerin ve toplantıların eğlencelerine folklorik bir görsele indirgemek suretiyle bu ıslahların anlam ve mana ikliminin ne kadar uzağında olduğumuzu zaten açıkça ishar ettik, etmeye devam ediyoruz. Değerli misafirler, işte bu sempozyum. İlhan geleneğimizi anlamak ve anlamlandırmak noktasında yaşadığımız derin yaralara işaret etmek. Kadim medeniyetimizin merkezinde yer alan tevhid sancağı altında vahdede birlik, bütünlük ve kardeşliğimize katkı sunabilmek. Koyun baba ve onun manevi süriyeti altında toplanan ilhan geleneğini ve bu geleneğe dair tarihi verileri akademik ve bilimsel olarak ortaya koymak. Osmancığımızda metfun bulunan bu veli şahsiyetin hak ettiği şekliyle anılmasını sağlamak. Mekanın ve mesajın ortak şahsiyetleri olan bu gönül insanları üzerinden Koyun Baba tarihinin ulaştığı, tesirinin ulaştığı bütün bir gönül coğrafyası ile maddi ve manevi birliklerimizi artırmak ve güçlendirmek amacıyla düzenlenmiştir. Bu büyük organizasyonun gerçekleşmesine başından beri büyük katkılar sağlayan Hidir Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Rehamettin Alkan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Sempozyumun düzenlenmesi fikrinin sahibi ve altyapısının oluşumundaki büyük katkılarından dolayı bir ilim ve irfan adamı değerli hocam Profesör Doktor Ahmet Taşkın'a teşekkürlerimi arz ediyorum. Emeği geçen Profesör Doktor Ahmet Kolbaşı'na, Osmancık Ömer Derinder'in Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Mustafa Tolga Çırak kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Sempozyum çalışmalarına büyük bir heyecanla katkı sağlayan başta Osmancık Kaymakamımız Cemalettin Demircioğlu Bey'e, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Osmiyat ve Asya tesisleri yetkililerine, nihayet ana sponsorumuz sempozyumun büyük yükünü göğüsleyen Osmancık Belediyesi Başkanımız Hamza Karataş Beyefendi'ye yine şükranlarımı arz ediyorum. 15 gün gibi kısa bir süre içerisinde önce uluslararası bütün yönleriyle Çorum, ardından uluslararası nehrin piri Koyun Baba sempozyumunun düzenlenmesine bizi vesile kılan Rabbime şükrediyor. Her iki sempozyumun da işin mutfak kısmını oluşturan Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nun değerli akademik ve idari personeline teşekkürlerimi sunuyorum. Sempozyumun bilim dünyası, ilim ve irfan hazinemiz ve dahi memleketimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi yarın Çorum'a bu değerli bilimsel çalışmanın sunumlarını yapacağı toplantılara beklediğinizi bir kez daha ifade ediyor. Saygı ve sevgiyle selamlıyorum.